Haber koordinatörümüz Muharrem Coşkun bizlerle hattımızda sayın seyirciler. Onun görüşlerini de alacağız. Bu konu hakkında bizlere neler söyleyecek? Hoş geldiniz Muharrem Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum sizlere. Hayırlı geceler diliyorum evvela. 7-19.30'da başlayan bir saldırıdan söz ediyoruz. 500 füzeden söz etmekteyiz. İlk defa hipersonik füzelerin kullanıldığı söyleniyor. Bu saldırıda İran'ın kendi milli füzeleri, Fettah füzelerini kullandığı söyleniyor. Durum bu şekilde. Verdiğimiz saldırılar ve vurulan yerler, noktalar %90'ının vurulduğunu söylüyor. İran karşı taraftan misilleme geleceği, bu gece vurulacağı söyleniyor. Sonra hayır yok, biz aslında istediğimiz zaman vuracağız diyor İsrail. Sizin bu olayı yorumlayışınız nedir Sayın Coşkun? Evet, gerçekten dünya zaten uzun zamandır bir 3. Dünya Savaşı'na gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz tartışması vardı epey bir zamandır. Ve maalesef İsrail bu konuda inanılmaz pervasız, haydutça, şımarıkça teröristirmeye devam ediyor. Ve adeta 3. Dünya Savaşı'nı kendi kabadayılığıyla çıkarmaya çalıştığını anlıyoruz. Bu tabii ki tek başına bir gücü değil, bu Batı'yı arkasına almış durumda. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere şımartıyorlar İsrail'i. Çünkü onlar, hatırlayacak olursak, Biden'ın daha önce bir sözü de vardı. İki sözünü hatırlatırım. Birincisi, muhalefetteyken söylediği bir söz. O zaman demişti ki ben Yahudi olmayan bir Siyonistim demişti. Siyonist olduğunu söylemişti. İkincisi de başkan olduktan sonra ne demişti? Eğer İsrail olmasa bile orada bir İsrail devleti yaratırız demişti. Çünkü İslam aleminin kalbinde, ortasında bir hançere ihtiyaç var ve o bölgenin her halükarda kontrol altında tutulması gerekiyor, kaynakların sömürülmesi gerekiyor ve bir anlamda Siyonist tehlikeli anlayışın kendi topraklarında olmaması gerekiyor. Bak, bu çok önemli. Yani rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. Madem İsrail'i bu kadar seviyorsanız, kendi ülkenizde, Amerika'da onca boş araziler var. Oradan zaten bir avuç dediğiniz 3-5 milyon Yahudi'ye verin toprak mesela. Orada olsunlar, devlet kursunlar. Madem bu kadar çok seviyorsunuz diye. Düşünün, Avrupa'dan, Amerika'dan, Rusya'dan bütün Yahudiler o topraklarda işgal ve gaspla elde ettikleri topraklara toplandı ve orada sürekli İslam aleminin başına bela edildi. Bugünkü meseleye gelecek olursak, tabii ki İsrail'in, Netanyahu'nun da açıklamalarına baktığımız zaman, zaman zaman yaptığı açıklamalara tamamen, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bir tahrif edilmiş inanç ve kendine göre kutsal kitaptan sürekli alıntılar yapıyor ve hem İsrail halkını bir anlamda, bu anlamda kendi haydutluğuna desteğe çağırıyor ve buna tahrif edilmiş inancı ve kutsal kitaplarını da alet ederek, oradan sözümüne ayetler okuyarak büyük kutsal bir iş yaptığını söylüyor. Kutsal işin hedefinde ne var peki? İsrail'in kurucu iradesinde de olduğu gibi arz-ı mev'ud dedikleri vaat edilmiş topraklar. İşte bizim Türkiye'de de 20-25 vilayetimizi kapsayan bir proje. İsrail'in önünün açılması gerekiyordu. Arap Baharı ile birlikte İsrail'in önü açıldı. Ve ne yapıldı? İşte Tunus, Libya, Mısır devrile devrile geldi. İşte Suriye'ye geldi. Suriye'de de Esad'a, yine Esad'ın tabiriyle, de Esat demişti bunu. Kürecik, bugün Türkiye'deki Kürecik üssünü önce bana teklif ettiler. Ben reddettim. Çünkü Kürecik üssü direkt İsrail'e hizmet edecek, gözcülük yapacak bir üstü. Bunu bana teklif ettiler. Ben reddettiğim için şeytanlaştırıldım ve devrilmeme karar verildi. Üst Türkiye'ye kuruldu ve ondan sonra artık Amerikan Başkanı Esat için yürüyen bir cesettir tabirini kullandı ve maalesef o dönemde Batılılar da arkasını aldılar ve Esad'ı devrilmeye çalıştılar. Sebep şuydu, arkasından ne oldu? Suriye boşaltıldı, Suriye'de halk bırakılmadı, Türkiye'ye ve komşu ülkelere gönderildi. İsrail bu arada, bu Arap Baharı sürecinde ne yaptı? En çok İsrail faydalandı ve Golan Tepelerindeki işgalini tahkim etti, Kudüs'ü başkent ilan ettiler
Ve daha da aynı zamanda Arap ülkeleriyle, Körfez ülkeleri, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi yerlerle normalleşme adımları attı ve İbrahim Anlaşması yoluna girdi. Ve bu projeyle Filistin'i tamamen haritadan silme ve Filistinleri Sina çölüne sürme ve kuzeyden de Lübnan, Suriye ve Türkiye'ye doğru ilerleme yolunu devam ettireceklerdi. Aynı zamanda 7 Ekim öncesi Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın Yahudilere de açılması ve onların da günün önemli bir kısmını orada geçirmesi, nihayetinde de Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve Süleyman Mabedi'nin inşası için 7 Ekim sonrası ciddi hamle yapılacağı konuşuluyordu. İşte tam bu noktada Hamas ve Filistin hareketleri, Özgürlükçü Hareketi dedi ki biz zaten her gün 75 yıldır yok oluyoruz. Adım adım topraklarımız gasp ediliyor ve öldürülüyoruz. 7 Ekim yani önümüzdeki süreçte de hem kutsal mescid, Mescid-i Aksa için çok radikal bir adım atılacak. Hem de İbrahim anlaşmalarıyla birlikte Arap ülkeleriyle de normalleşen İsrail tamamen bizi yalnızlaşmış olacağız ve bizi Sina çölüne sürecekler. Filistin diye bir şey kalmayacak. Dolayısıyla biz bir çıkış huruç harekatı yapıp bir eyleme geçmemiz gerekiyor diyerek Aksa tufanını başlattı. Ve geldiğimiz noktada yaklaşık tam bir yıl olacak. Bu bir yıllık sürede İsrail yapayalnız mücadele eden Hamas'la baş edemediğini görüyoruz. Yani hastaneleri, ambulansları vuran sivilleri, çocukları katleden İsrail Hamas'ı yok edebilmiş değil. Bunda elbette ki şunu da kabul etmemiz lazım. Hamas'a ve Filistin direniş hareketine ki kendi açıklamaları Hamas'ın Libya, Yemen'deki Ensarullah hareketi ve aynı zamanda işte geçtiğimiz günlerde katledilen Hizbullah'ın lideri katledilen Hizbullah'ın desteği yine Irak ve Suriye'deki Şii örgütler. Bunların desteğiyle Hamas hareketi ve İran'ın da desteğiyle bugüne kadar ayakta kalabildiğini açıkladı. Şimdi geldiğimiz noktada tabii ki İsrail'in canını sıkan bir şey var. Yani gerçekleştirmek istediği bir Büyük Orta Doğu, Büyük İsrail projesi var. Ama burada bunu yavaşlatan, bunu engelleyen bazı ülkeler ve örgütler var. Ne yaptı Netanyahu hatırlayalım. Daha işte geçtiğimiz Cuma günü Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında eline iki harita aldı. Haritalardan birinde şeytan ve kötü, lanetli ülkeler diyerek kimi gösterdi? İran, Suriye, Irak ve Lübnan'a gösterdi. Aynı zamanda onların destekledikleri Hizbullah gibi örgütleri gösterdi. Şirin ve kutsal ülke olarak kimi tarif etti? Öve bitiremediği ülkeler neydi? Arabistan, işte Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Sudan gibi ülkeleri saydım. Baktığımız zaman bu dahi önemli bir mesajdı. Ve burada işte Büyük İsrail projesinin önünde ki engel olarak tarif ettiği İran, Irak, Suriye ve Lübnan'ın bir şekilde öğütülmesi, gücünün kırılması ve etkisizleştirmesi gerekiyordu. Özellikle bakın Amerika'da bir şey daha oldu. Bu pek konuşulmuyor. Aslında çok önemli bir şey. Tam bu Birleşmiş Milletler'in Netanyahu'nun da orada olduğu günlerde Amerika'daki Yahudi Konseyi, bakın çok önemli, Yahudi Konseyi devrik İran Şahlık rejiminin Şah'ın oğluyla özel bir toplantı yapıldı. Ve orada Şah'ın oğlu İsrail'e övgüler düzdü ve İsrail'in eskiden olduğu İslam devrimi öncesi olduğu gibi yeniden eski günlere İsrail-İran ilişkilerine kavuşacağını ve ortak çalışacaklarını, bakın ortak çalışacaklarını anlattı Şah'ın oğlu. Ve şu anda yine dikkatimizi çekmek isterim. Netanyahu BM'deki o iki haritayı gösterdiği konuşmasında bir şey daha söyledi. Buradan dedi Pers halkına seslenmek istiyorum. Pers halkı yani İran halkı demedi. İran halkına İslam öncesi dönemini hatırlatarak Pers halkına seslenmek istiyorum. Bu rejim sizi de boğuyor. Bu rejimi değiştireceğiz dedi. Bakın bu rejim sizi de boğuyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Netanyahu ve ortakları kendilerine en büyük engel olarak anlaşılıyor ki mevcut İslam devrimini görüyorlar, mevcut rejimi görüyorlar ve Şah'ın oğluyla toplantı yapıyorlar ve BM Genel Kurulu'nda da
rejimden şikayet ederek İran halkını ayaklanmaya davet ediyor. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın ve İsrail'in bana göre en büyük hedeflerinden birisi İran'da rejim değiştirmek. İran'da bakın Mahza Emini olayları sıradan basit bir olay değildi. O bir provaydı aslında. İran'da rejim değiştirmek ve kendileriyle aynen Arabistan, Sudan ve Mısır'da olduğu gibi uyumlu bir rejim kurmak. Kendileriyle çalışacak, İsrail'e itaat edecek, onların projesini engellemeyecek bir rejim kurmak. İkincisi de İslam devrimi sonrası 45 yılda İran'ın bir birikimi oluştu. Nükleer çalışmalar noktasında, teknolojik altyapıda, işte bugün İsrail'i vuran füzeler noktasında ciddi bir teknolojik savunma altyapısı oluştu. İsrail şunun farkında, İran daha fazla güçlenirse benim işim daha zorlaşacak. Dolayısıyla bir, rejimi değiştirmek, ikincisi de 45 yılda İslam devrimi sonrası oluşturduğu bu birikimi imha etmek ve durdurmak. Yani diyor ki İsrail, Orta Doğu'da Müslümanların ortasında benden başka nükleer silaha ve füzeye teknolojik savunma altyapısına sahip bir ülke olmasın. İsrail'in hedefi bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bugün söylediği meclisin açılışındaki konuşması çok önemli. İsrail'in hedefinde bizim topraklarımız da var dedi. Kilometre benzetmesi yaptı. Beyrut'tan, Lübnan'dan bizim Adana ve Hatay'ın mesafesini kilometre olarak açıkladı. Kaç saatte gelineceğini açıkladı ve Türkiye'nin de hedefte olduğunu söyledi ki çok doğru. Dolayısıyla bakın en nihayette geldiğimiz manzaraya baktığımız zaman bu akşam evet İsrail, İsrail'la başından beri zaten İran'ı ve Hizbullah'ı tahrik ediyordu savaşa katılması için, elinin rahatlaması ve Amerika'yı arkasına alıp Amerika'yı İran'la savaştırmak ve İran'ın altyapısını çökertmek ve rejim değiştirmek için. İran bunun farkında olduğu için hep yağ sabır çekti ve bu savaşa dahil olmak istemedi bir türlü. Ancak İran'da Haniye'nin şehit edilmesi, en son Nasrallah'ın öldürülmesi, katledilmesi olayları İran kamuoyunda da büyük bir yaptırım tepkisine yol açtı. Ve İran rejimi de ne yaptı? Bu akşam böyle bir misillemede bulundu. Her şeye rağmen önemsiyorum ben bu misillemeyi. Neden önemsiyorum? Çünkü şunu kabul edelim. İsrail kurulduğundan beri 76 yıldır İsrail'e taş atan birebir ülke yok maalesef. Dolayısıyla tarihinde ilk defa 1100 kilometre İran-İsrail arası, 1100 kilometreden 2 ayda bir İsrail bir Nisan ayında şimdi tekrar füzelerle öyle veya böyle İsrail'i vurdu. Ve hatırlayalım ilk füze operasyonunda 13 Nisan'dakinden hiç görüntü de görmemiştik. Sebebini bu akşam daha iyi anladık. Nasıl anladık? Bu akşam yine az da olsa görüntü sızdı. Hakikaten de bazı noktalara düşen füzeleri gördük. Ve İsrail Instagram dahil bazı iletişim kanallarına yasak getirdi. Yani baktı ki görüntüler kötü, İsrail toplumunda korkuya yol açacak ve İran'ın moralini düzeltecek. Dolayısıyla görüntülere ve medyaya sansür uygulamaya başladı. Bu şunu gösteriyor. Aslında Nisan ayında da demek ki daha katı bir şekilde bunu yaptı ve biz hiçbir şeyden haberdar olmadık. Ve şu propaganda yapıldı. İran dağlara işte birkaç füze fırlatıyor. Onlar da dağa taşa düşüyor, çöle düşüyor. Aslında tiyatro diyerek hem İran'ı ve İran'ın yaptığı operasyonu itibarsızlaştırmayı da algı olarak yürütmeye çalıştı. Bu akşam da yapmaya çalıştı ama bu akşam o kadar bence başarılı olamadı. Ve İran'ın füzeleri şu açıdan da çok önemliydi. Hem birinci hem bu akşam özellikle en nihayetinde çok öve öve bitiremedikleri tanrı gibi görülen İsrail'in karizması bir kez daha çizilmiştir. Ve o öve öve bitiremedikleri demir kubbe delinmiştir. Ve hem başkente hem Hizbullah lideri Nasrallah'ı katleden uçakların kalktığı havalimanı imha edilmiştir. Bu çok önemlidir. 3 askeri üs vurulmuştur. Ve bize şu anda İsrail'in yasağına ve sansürüne rağmen gelen görüntüler dahi önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke ben onu sosyal medyamda da paylaştım. İran'ın yaptığı bu misilleme devam ederken keşke birkaç ülke daha benzer bir eyleme girişebilseydi. Ben eminim bakın o zaman bakın bir İran'ın karşı misillemesi, basit bir misillemesi karşısında dahi nasıl bir paniğe kapıldılar. BM'yi anında toplantıya çağırdılar. Biden Amerikan heyeti ve yönetimi şu anda hala toplantıda. İsrail Netanyahu şu anda yerin altında.
ve sığınaktan çıkamıyor ve nasıl cevap verecekleri tartışıyorlar. Bir de şöyle düşünün, bir iki ülke daha İran'a destek olsaydı, ortak olsaydı, ben inanıyorum, bakın yarın herkesten, Amerika dahil, ateşkes çağrıları gelmeye başlayacaktı. Yani çünkü bunlar güçten anlarlar ve şu ana kadar İsrail hayrut ve yaramaz bir şekilde şımarıkça katlederek, işgal ederek, bombalayarak devam ediyor ve dünya sadece seyrediyor. Bundan da güç alarak, yani İsrail'in kendi gücü değil aslında, Müslümanların acziyeti ve seyretmesinden dolayı şımararak aynen at koşturuyor ve devam ediyor. Dolayısıyla burada İran'ın süze şöyle olsaydı, yok böyle olsaydı demek yerine, yahu keşke İran'a iki ülke daha omuz verseydi de en azından İsrail'in burnu sürtülseydi, dünya barışa zorlansaydı, bu haydutluk durdurulsaydı şeklinde konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Maalesef hala Müslümanlar yani sıranın kendisine gelmesini bekliyorlar. Benim anladığım o, herhangi bir ülke, herhangi bir örgütle İsrail yok etmeye çalışıyor. Diğerleri izliyorlar ve sıra, öyle zannediyorum, inşallah gelmez ama herkesi tek tek sırayla bir gün bu acı olayı karşılayacak. Onu söyleyelim. En nihayetinde burada ben bu operasyonu, İran'ın yaptığı misillemeyi asla küçümsemiyorum, çok önemsiyorum. Beğenmeyenlere de şu çağrıyı yapıyorum. Kardeşim, beğenmiyorsanız İsrail orada. Hadi siz de daha iyisini atın, daha iyisini vurun, sizi de alkışlayalım. Dolayısıyla her şey ortada. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, evet, İran'ı şu anda tehdit ediyorlar. Evet, mutlaka bir karşılık vereceklerdir. Nasıl bir karşılık vereceklerini göreceğiz. En nihayetinde ben bu meselenin çok daha büyümeyeceğini düşünüyorum. Çünkü İsrail, evet, İran'ı savaşa sokmaya çalışıyor ama Amerika kamuoyu ve İsrail kamuoyu da, bakın bu akşam Tel Aviv Belediye Başkanı'nın, bu akşam Tel Aviv Belediye Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Yani bugün Tel Aviv halkı korku içerisinde yaşıyorsa bunun sorumlusu Netanyahu'dur dedi. Yani Netanyahu'ya giderek öfke de artıyor. İşte dediğim gibi birkaç İslam ülkesi daha İran'a destek verseydi, şehirlerde panik artsaydı, iç kamuoyu da belki Netanyahu'ya daha çok isyan edecekti. Yani Amerika da aynı şekilde bir noktada, yani İsrail'i desteklemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla burada Müslüman alemi de BM nasıl ki toplanacak anında, işte İsrail'i, İran'ı kınayalım, İsrail'e destek olalım çağrıları yapılıyorsa, en azından İslam dünyası denen bir dünya varsa, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı neyse, toplanıp aynı şekilde biz burada İran haklı, yasal hakkını kullanmıştır. Lübnan'a bir işgal hareketi yapılmaktadır. Lübnan'daki işgale de karşıyız ve bu savaşı durdurmak için ortak barış gücü oluşturuyoruz şeklinde bir çıkış yapmaları gerekiyor. Yoksa öbür türlü maalesef İsrail yıka yıka, bakın bugün Şam'ı da vurduğu söyleniyor dün, ve arkasından zaten dediğim gibi Suriye demek, Türkiye'nin sınırı demek, sınırımıza gelmiş bir terör devletinden bahsediyoruz ki inşallah uyanırız diyelim. Evet, inşallah bu tüm bu olan biten aslında bizim uyanmamıza vesile olacak şeyler, olması gereken şeyler, ama tez bir vakitte uyanmamız dileğiyle Sayın Coşkun. Yani başka bir temennide bulunamıyoruz. Zira uyanmazsak sıranın bizde olduğunu, ülkemiz sınırlarında olduğunu bazılarımız bu olanlara rağmen göremiyor hatta, ne yazık ki diyoruz. Evet, Sayın Muharrem Coşkun'a, AKİTV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'a bu olayı yorumladı. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz sayın seyirciler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler tekrardan.